Bu söylediğiniz çok güzel, çok insani. Fakat bir yandan da düşününce belediye tamam, yoksulların belediye, yoksullara hizmet, yardım, destek gayet iyi de. Evet. Mesela bir vatandaş şöyle diyor ki, tamam iyi hoş, atalarımıza saygı, yüzyıllık bir şeyin yeniden yapılması falan, bunlar iyi hoş güzel, fakir fukaraya destek de güzel, ama Gazi Emir Emlak Bank konutlarına girişte yapılacak bir kavşak 1,5 senedir bitmiyor. Bunları evet. da yapmak belediyenin işi değil mi? Elbette işi. Ya bizim bunlardan yana, yani bu tür taleplerden yana bir sıkıntımız yok. Tabii ki bunlar da bizim işimiz. Onlara da yetişmeye çalışıyoruz. Ya bizim gerçekten şu pandemi, deprem, işte bu ekonomik kriz, siyasal kriz, bütün bunlara rağmen biz tarihin en büyük yatırımını başlattık. İzmir tarihinin en büyük yatırımını başlattık. Buca metrosunu başlattık. Narlıdere metrosu İzmir'in en büyük yatırımlarından biriydi. Bu yıl içinde açılışını gerçekleştireceğiz tabii. Peki bunu Merkezi Hükümet Yardımcısı mı yaptınız? Tamamını biz yaptık. Aynı şekilde Çiğli tramvayı yine bu sene içinde açacağız. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. 200 kilometre yağmur suyu pis su ayrıştırma kanalı yaptık. Bütçesi 7 milyar lira. Bu 3 sene içinde, geçtiğimiz 3 sene içinde 200 kilometre şehir içinde, yani bitmiş yollar, bitmiş kaldırımlar, hiçbir şey ihtiyacı yok gibi gözüküyor vatandaşın. Temiz suyu bağlanmış, pis suyu arıtmaya gidiyor. Ama biz orayı kazıyoruz. Yağmur suyuyla pis suyu kanalını ayrıştırıyoruz. Ayrı kanallar yapıyoruz ve tekrar üzerini kapatıyoruz. Şimdi bu toprağın altına gömdüğümüz 7 milyar lira gözükmüyor. Ama bu inanılmaz büyük bir bütçe. Sırf bu sene içinde 1 milyar lira sadece Çiğli arıtma tesisinin renovasyonu için harcayacağız. Zaman zaman yaşanan bir koku sorunu var. Bunu evet. tamamen ortadan kaldıracağız. Onu çok söylüyorlar. İzmir'le ham kokuyor. Tamamen ortadan kaldıracağız. O yüzden mi kokuyor? Tabii, yani şimdi bakın, yağmur suyu pis su kanalı aynı kanalda akıyor. Bileşik sistem demişler adına. Ne oluyor biliyor musunuz? Hem yağmur suyu ziyan oluyor, ya hem de fazla suyu, su çıkıyor. Fazla su çıkıyor. Mesele şu, o suyu arıtmaya taşıyorsunuz, arıtma tesisine taşıyorsunuz. Arıtma tesisinin kapasitesi 80 iken siz gelen yağmur suyunu da oraya taşıdığınız için 120'ye çıkıyor. 120'yi arıtamadığı için hem koku. Körfez kirleniyor, hem koku çıkıyor, hem arıtma tesisini zorlamış oluyorsunuz, kapasitesini aşmış oluyor. Ama yağmur suyuyla pis suyunu ayırdığınız zaman yağmur suyu doğrudan körfeze akıyor olacak. Hem körfezin kirliliğini engellemiş olacağız. Hem arıtma tesisinin kapasitesi sadece pis suyu arıtacak şekilde kalmış olacak. Hem koku sorunu bitmiş olacak. Şimdi bu hikaye mesela gözükmüyor. Tam tersine ya bütün yaşam konforunu bozuyoruz. Bütün yolları allaç pamuğu gibi attık. 200 kilometre ne demek? Şuradan şurası 20 metre Fatih Bey. Biz 200 kilometre bitmiş yolu, kaldırımı, parkı, her şeyi olan bir şehri kazdık, deştik, delik deşik ettik. Ama bu geleceği kurtarmak için yaptığımız bir şey. Ne diyoruz? Geleceği inşa etmeye çalışıyoruz. Bu koku sorunu bir daha yaşanmasın. İzmirliler gerçekten... Altyapıya para gömdüğümüz için... Tabii yani altyapıyı buraya gömüyoruz. O kavşaklar da bunun bir parçası. Tabii ki yapacağız. Bunlardan bir mazeret üretmeye çalışmıyorum. Tam tersine bütün bunlara çok kafayı taktığımızı söylemek istiyorum. Bütün gücümüzle yükleniyoruz. Olanca kapasitemizle yükleniyoruz. Az önce metro dediniz, söyleyeyim. Ben havaalanından buraya gelirken gördüm. U yazıyor metrolarda. Evet. O ne demek? Ulaşma Bakanı. Öyleymiş, öyle. İzmir'de bir tane U yok. Neden? İzmir'de bir metre metro tüneli yok hükümetin yaptığı. Bir metre yok. Bu sene 3000 lira ayırmışlar dediniz. Çok şükür oyuncak tren alacağız onunla. Şimdi yani bu... Peki Bilal Bey'in adayken söz verdiği projeler vardı. Merkez evet. hükümet adına yapacak. Onlar yapılmadı evet. mı hiçbiri? Yok maalesef. Yok maalesef. Ya ben burada İzmir'e neler yapılmadı, niye yapılmadı bunları konuşmaya gelmedim. Evet. Ben sadece biz ne yapıyoruz? Benim çok sevdiğim bir laf var. Bir işi yapmanın bir, yapmamanın bin sebebi yok, vardır. Olur. Yapmamak için neden yapmadığımıza dair bin tane sebep sayabilirim ama neden yaptığımızın bir sebebi var. Biz aşkla seviyoruz bu şehri. Peki Ulaşım Bakanlığı İzban projesini biz yaptık diyor İzmir'e. Şöyle düzeltmek lazım. Yani bu haksızlık olur. İzban Devlet Demiryolları ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin %50-50 ortak yapısı. İzmir Büyükşehir Belediyesi bütün köprülerini, geçitlerini, her şeyini 550 milyon dolar para harcadı İzmir Büyükşehir Belediyesi. Büyükşehir. Yatırımın %70'i İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı. İzban
Cumhuriyet tarihinden miras kalan tren rayı hatlarını verdi. Banliyö treni. Tren hatlarını verdi. Ve onun dışında da tren araçlarını %50-50 ortak aldık. İzmir Büyükşehir Belediyesi toplam yatırımının %70'ini yaptı. Ve %50-50 ortağız. Ama ben şunu bir kez daha söyleyeyim. İzmir'de merkezi hükümetin bir metre metro tüneli yoktur. Tamamını İzmir Büyükşehir Belediyesi kendi öz kaynaklarıyla yapmıştır ve yapmaya devam ediyor. Buca metrosu ile ilgili size bir şey söyleyeyim. Buca metrosu için uluslararası bir sendikasyon kredisi temin ettik. 4 uluslararası bankadan 490 milyon euro bir kaynak yarattık. 3.20 faizle 4 yıl ödemesiz 12 yıl vadeli. Bu ne demek biliyor musunuz? İnşaat süresine tekabül eden bir ödemesizlik dönemi var. İnşaat bittiğinde kendi kendine ödeyecek. Ve bu öyle bir hat ki Fatih Bey, günde 400 bin kişiyi taşıyacağız. 400 bin kişiyi taşıyacağız. Ve yılda 45 milyon euro gelir elde edecek taşıma nedeniyle. Kısacası normalde metrolar 25-30 senede kendini amorti eder dünyada. Bizim metromuz 13 sene, 14 sene içinde kendini amorti edecek. Ne devletin, ne belediyenin, ne vatandaşın cebinden bir kuruş para çıkmayacak. Bizim yaptığımız yatırım böyle bir yatırım. Ve başladık. 3 ayrı tünel... Ne kadar zamanda bitecek? 4 sene içinde bitireceğiz. Başladık, tünelleri kazmaya başladık. 3 ayrı tünel açma makinesi şu anda aşağıya giriyor. 36 tane fore kazık dikildi. Tabii Türk. Türk firması, bizim Narlıdere metrosunu yapan firma. Kısacası biz üretmeye devam edeceğiz. Demir ağlarla örmeye devam edeceğiz. Gazi Emir kavşağını yapmaya devam edeceğiz. Hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğiz bütün bunlardan. Peki şimdi size karşı AK Parti'de ciddi bir muhalefeti var. Onlar çok eleştiriyor ama onun dışında da vatandaşların genellikle imarla ilgili meseleleri var. Siz az önce de söyledim onu mesela. Bazı bölgelerde Cumhuriyet Mahallesi Karşıyaka. Evet, bravo. birisi o. Evet. Ya birçok bölgede var aslında. Ama olağanüstü Balçova arsa mağdurlarını buradan söylemiş olayım. Çok az kaldı. Ya şimdi burada sadece şikayet etmek de istemem. Hükümetin birçok dairesiyle, genel müdürlüğüyle çok uyumlu çalışan dairelerimiz var. Mesela İSSU, Çevre Şehircilik Bakanlığımızla, DSİ Genel Müdürlüğü ile çok uyumlu çalışmalar yapıyorlar. Bu Çiğli Arıtma Tesisinin renovasyonu konusunda birlikte hareket ediyorlar. İşte Harmandalı çöp alanının değiştirilmesi, yeni yer aranması, bulunması konusunda yine Çevre Şehircilik Bakanlığı ile bizim daire başkanlığımız çok uyumlu çalışıyorlar. Uyumlu çalıştığımız birçok alan da var. Ama sadece haksızlık edilen bazı noktalar var. Ben onların da altını çizmek için söyledim. Yoksa her konuda kavga ediyoruz hükümetle, hiçbir konuda anlaşamıyoruz. Böyle bir durum da yok. Yok tabii ki. Gayet makul bürokratlarımız var. Gayet anlayışlı bürokratlarımız var. Yol açan siyasilerimiz var. Hamza Bey'i buradan zikretmek isterim. AK Partili Hamza'da. Ya kısacası topyekün, kemlen yükün denecek bir tablo yok. Ama biz, bizimle ilgili yapılan haksızlıkları, yapılan engellemeleri de biliyoruz. Bunları da ileri getirmek istemiyorum ama keşke bunlar da olmasa diyoruz. Yani keşke İzmir'de bir metrede metro tüneli, mesela Halkapınar Otogar arasındaki metro hattı 4,5 kilometre Fatih Bey, 4,5 kilometre. 2014'te yatırım planına girmiş, hükümetin yatırım planına girmiş. Bu sene ayırdıkları bütçe 3.000 lira, geçen sene de 3.000 liraydı. Şimdi bu, yani İzmirli buna layık değil. İzmir'e bunu reva göremezsiniz. Ya bu kadar hayati bir hat 9 sene önce hükümetin yatırım planına girmişse, 9 senedir siz bunu yapmıyorsanız. 4 kilometre. Ve bu sene 4,5 kilometre metro hattı. Ya biz Kemalpaşa metro hattının planını yaptık şimdi. Projesini hazırlıyoruz. Oradan başlayacak. Yani Halkapınar Otogar metrosunun yapılması lazım ki Kemalpaşa'ya uzattığımız metro hattı fonksiyonel bir hale gelebilsin. Yani 4,5 kilometreyi de bu hükümet yapsın istiyoruz. Söylediğimiz bu. Ama yapmıyorlar. Yani 3.000 lira ne demek ya? Yani hakikaten ben şaka gibi diye bir paylaşım yapmıştım. Şaka değil ama gerçek. 3.000 lira ayırdılar. Birisi de şey soruyor. Ali Ağa Bergama hattı. Öyle metro mu var? Öyle bir metro yok.
Yok. İstiyor belki. Ha, olabilir. Olsun istiyor olabilir. Ali Ağa Bergama hattı ne olacak diye soruyor. Oraya metro değil, belki raylı sistem olabilir. Raylı sistem olabilir. Bizim hafif raylı tramvay hatlarımız var. Şimdi Çiğli tramvayını bitiriyoruz. İnşallah bu sene içinde açılışını yapacağız. İlk deneme seferine ben de katıldım. Sonra arkasından bir örnek köy hattımız var. Biz demir ağlarla örmeye devam ediyoruz. Peki bu imar sorunları ne zaman çözülecek? Bir tarih verebilir misin? Şimdi şöyle tarih vermek mümkün değil ama her bölgenin kendine özgü koşulları var. İşte burada da bir hiyerarşi var, plan hiyerarşisi var. İşte 1/100 binliklerini merkezi hükümet yapıyor. 1/25 binlikler ve 1/5 binlikleri Büyükşehir Belediyesi yapıyor. 1/1 binliklerini de ilçe belediyesi yapıyor. Şimdi bütün bunlar her bölge için çok uzun zamanlara yayılan çalışmalar. Yani askıya çıkıyorsunuz, işte askıya itirazlar yapılıyor. O itirazlar üzerine tekrar üzerinde çalışıyorsunuz. Sonra dava açılıyor. Uzun yıllara yayılan süreçler olabiliyor planlamalar maalesef. Yani işte ortak akıl inşa etmenin orada da bir faydası var. Yani bizim ortak menfaatler üzerinden, ortak akıl üzerinden gelecek inşası dediğimiz şeyin önemi orada da çıkıyor. Yani planlama çalışmalarında da bunun faydasını göreceğiz aslında.